job. People died. Try to see as many people as you can. Sometimes it doesn't matter. But if you can find a way to live with it, next time, maybe you'll always succeed. It's a price I'm willing. Did you write that down first? Or was it off the top of your head? Pandemi döneminde sessiz kalan Marvel'ın bu süreçte muhteşem bir geri dönüş yapmak için hazırlandığını ve 25 yeni projeyle geri döndüğünü biliyorsunuz. Ama bugün interneti sallayan bir haberle karşınızdayım. Chris Evans, Captain America rolüne geri dönüyor. I can do this all day. Yeah, I know. Henüz resmi olarak imza atılmamış olsa da Chris Evans'ın Marvel'la yeni bir görüşme yaptığını ve Captain America rolünü yeniden canlandırmak adına bir teklif aldığını biliyoruz. Habere göre Marvel ismi açıklanmayan bir film için Chris Evans'la olumlu bir görüşme gerçekleştirmiş durumda ve hatta buna ek olarak ikinci bir filmin olma ihtimali de masaya yatırılmış. Marvel'ın teklifine göre bu filmlerin Captain America ismi taşımayan filmler olduğu söyleniyor ve buradan anladığımız şey Chris Evans'ın Avengers 5 gibi toplu bir filmde veya başka bir karakterin filminde yan rol olarak karşımıza çıkabileceği. Ama haberin kaynağına göre konuşulan bu rolün küçük bir cameo olmadığı, kaptanın filmi taşıyan bir rol için geri gelebileceği söylendi. Ve buradan çıkarabileceğimiz çok fazla detay var. Öncelikle Chris Evans Endgame'den sonra rolüne devam etmeyeceğini söylemişti biliyorsunuz. Ama daha sonra eğer önemli bir hikaye olursa geri dönerim diye belirtmişti. Ben de size demiştim ki Captain America ve Iron Man mutlaka geri dönecek arkadaşlar. Ama aradan zaman geçmesi lazım çünkü yıllar sonra onları eski kuşak, ilk kahramanlar olarak çok özel bir sahnede çok daha büyük bir savaş için geri getirebilirler demiştim. Bu hala mümkün. Geçtiğimiz yaz Chris Evans Captain America rolünü ve Marvel'la çalışmayı özledim diye bir açıklama yapmıştı ve bunların ilk sinyalleri olduğunu anlamıştık. Peki kaptan nasıl geri dönebilir dediğimizde aklımıza gelen ilk şey Doctor Strange'in ikinci filmi oluyor tabii ki. Çünkü bu filmin paralel evrenleri ele alacağını biliyoruz. Ama ben Chris Evans'ın küçük bir cameo sürprizi için geri döneceğini düşünmüyorum. Çünkü Endgame filminin son sahnesi Captain America'nın hikayesi için çok tamamlayıcı bir noktada bitti. Ama bir yandan da birkaç hayalimiz daha var. Yok değil. Captain America'nın sonsuzluk taşlarını geri götürme macerasını hepimiz çok merak ediyoruz. Red Skull'la Vormir'de karşılaşması gibi açıklanmayan birçok soru işareti var. Peggy ile hangi zaman çizgisinde evlendi? Falcon'a verdiği yeni kalkanı kime, neden yaptırdı? Bunları da öğrenmemiz gerek. Veya aklıma gelen daha yeni iki teoriden bahsedecek olursam, öncelikle yakında Gizli İstila adlı bir dizi izleyeceğiz ve burada bazı karakterlerin aslında birer Skrull olduğunu öğreneceğiz. Nick Fury'nin başrolde olacağı dizide bir Skrull'un Captain America kılığına büründüğünü görebiliriz. You gotta tell me. It was fine. Ve belki de çizgi romandaki aslında bir Hydra ajanı olan Evil Captain America hikayesini bu dizide uygulayabilirler. Yani belki de Chris Evans kaptanı değil, kaptan görünümlü bir Skrull'u da oynayabilir. Bunu saçma bulursanız daha güzel bir teorimden bahsedeyim. Birkaç sene sonra Marvel evreninde yeni X-Men filmlerini izleyeceğiz biliyorsunuz ve yeni bir Wolverine'le tanışacağız. Marvel Hugh Jackman'ın yerine yeni bir Wolverine koymak zorunda maalesef ve yeni Wolverine'i bize sevdirmek zorunda. Wolverine'in 2. Dünya Savaşı'nda savaştığını biliyorsunuz ve o günlerini bize izleterek konuya girerlerse o günlerde Wolverine'in tanıdığı çok büyük bir kahraman olan Captain America ile Wolverine'i aynı filmde yan yana getirebilirler. Ve eğer böyle bir şey olursa biz yeni Wolverine'e burun kıvırmak yerine filme koşa koşa gideriz diye düşünüyorum. Bu şu an hızlıca uydurduğum bir teoriydi ama bence mantıklı. Ama son olarak bir teoriden daha bahsedip konuyu kapatmak istiyorum. O da Black Widow'un ikinci filmi. Of! Yakında Black Widow filmini izleyeceğiz ve o film nasıl bitecek henüz bilmiyoruz ama benim hala şüphelerim var. Ben Kaptan'la Natasha'yı shipliyorum biliyorsunuz ve bence bu ikilinin hikayesi hala bitmedi. Daha önce yaptığım bir videoda Captain America'nın ruh taşını geri götürdüğünde Red Skull'la karşılaştığını ve taşı geri verip Natasha'yı geri almak için uğraştığını söylemiştim. Ben hala Kaptan'ın Natasha'yı bir şekilde kurtardığını ve geçmişe gidip buzun içinde kalan Steve'i çıkarıp onu Peggy ile kavuşturduklarını ama bizim Natasha ve Steve'in herkesten uzakta birlikte yaşlandıklarını düşünüyorum.
inanıyorum biliyorsunuz. Çok imkansız bir teori belki ama belki de Marvel benim videomu izleyip etkilenmiş olabilir. Kim bilir? Çok güzel olurdu. Ama o videoyu siz izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü en sevilen teorilerimden biriydi. Olmasa bile güzel bir hikayeydi ve mantıklı bir zemine oturttuğum uzun bir videoydu. Onu da izleyin. Evet, son olarak siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kaptan dönerse nasıl döner? Tüm düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım lütfen. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Evil. Unfortunately, Thor should have gone for the head.